bu zamana kadar spastenin daha kolay yollarla çözülebileceği ama giderek zor olguların ortaya çıkabileceğini gördük. Daha da zorlaşabilir spastiste. O zaman bir takım girişimler gerekebilir botulinum toksini üzerine, ondan daha fazla girişimler gerekebilir. Zaten botulinum toksini uygulamalarının sınırlıklarını konuştuk, Serhat Bey anlattı. Orada çok daha lokal olmasında ve diğer tedavileri yanıt vermeyen durumlarda da daha jeneralize spastide kullanımı var. Onlar da biraz daha sınırlı. Ne yazık ki etkilerinde fazla göremeyebiliyoruz ya da uzun sürmeyebiliyor. Jeneralize uzun süre oral tedavilerle, fizyoterapiyle toparlanamayan spastide artık bir takım daha komplike girişimlerin yapılması gerekiyor. Bunlardan biri intratekal baklofen uygulaması. İntratekal uygulamalar aslında genel olarak ama baklofen en yaygın kullanılan ve en etkili olan yöntem olduğu için ondan söz edeceğiz. Ona geçmeden buraya kadar konuşulanlarla ilgili bir iki küçük şeyi söylemek istiyorum hazır yakama mikrofonu almışken. Oral tedavilerde, tedaviler kullandığımız dönemde de buna en baştan itibaren eklediğimiz fizyoterapiyi unutmadan hiç kuşkusuz kombinasyon tedavilerinden çok çekinmemek gerekir. Polifarmasinin çok da sakıncalı olmadığı bir alandır spastiste. Baklofen ve tizanidin ikisi de çok etkili antispastiler ajanlar. Düşük dozlarda kombinasyonları kimi zaman birinin daha yüksek dozda kullanımından daha etkili olabilir. Yani 1 artı 1'in 2'den fazla olduğu durumlardan biridir. Bunu öneririm. Tizanidinle ilgili olarak da 2 mg'lık formu yerine yavaş salınımlı 6 mg'lık formunu kullanmak daha az yan etkiyle gidebilir. Bunu da aklınızın bir tarafında tutarsanız bir gün kullanmak üzere yararlı olur diye düşünüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. O da sabah yorgun kalkan, gün içinde yavaş yavaş yorgunluğu düzelen ama spastiste tanımlamayan hastalarda gece artmış spastinin bunun nedeni olabileceğini, bu hastalarda antispastiler, gece dozu olarak antispastiler bir ajanı kullanmadan başka yolları denemeye yönelmemenizi öneririm. Çok etkili bir yöntemdir. Ayrıca özellikle idrar sorunlarından retansiyonda da başka yöntemlere başvurmadan düşük dozda baklofeni hastada bir kullanmanızı, etkisinin olup olmadığını değerlendirmenizi öneririm. Bu arada Çekoslovakya bulaştırabildiklerimizden sizden sonra en zor söylediğim sözdür antispastisler ajan. Bu vesileyle onu söylemem sık sık gerektiği için de biraz zorlanabilirim arada. Neyse ki Çekoslovakya dağıldı. Bu sorundan kurtulduk ama antispastisler ajanları konuşacağız. İntratekal tedavilerde baklofen var, midazolam, klonidin, morfin kullanılabilir. Bunlar intratekal olarak. Amaç ilacın doğrudan beyin omurilik sıvısı ile temasını sağlamak. Böylece baklofende daha fazla yapıyoruz ve bunu görüyoruz ama daha düşük dozlarla daha yüksek etkinlik ve yan etki oluşmamasını sağlamamız mümkün. Baklofeni konuştuk. GABA-B reseptör agonisti, eksitatör ve inhibitör dengeyi düzenleyerek kas hiperaktivitesini engelliyor. Normal motor harekete de izin veriyor. Önemli bir özelliği bu. Spinal ve supraspinal spastide kullanılır. Santral etkili olmasına rağmen. Farmakokinetiğinde oral alımla hızla emildiğini, bütün vücuda yayıldığını, değişmeden böbreklerden atıldığını biliyoruz. Yer ömrü çok kısa. O nedenle günlük sık kullanım gerektirir. Yeşim Hanım söz etti bunlardan. 10 mg'lık oral tabletleri var. Kas gevşetici krem formu var. İntratekal ampulü var. Ve intratekal pompa ile yine bir kez daha büyük bir, daha yüksek konsantrasyonda bir ampulle kullanımı var. İntratekal baklofen, oral baklofene yanıt alınamayan veya ilacı tolere edemeyen ciddi spastisi olan olgularda kullanılıyor. Görüyorsunuz birçok alanda kullanılabilir. Biz demeyenizden hastalıklarda MS'de kullanımından söz edeceğiz. Kullanımın çok farklı olmadığını, endikasyonun da çok değişik olmadığını
söylemekte yarar var. Yani cerebral palsi'de hangi nedenle kullanıyorsak MS'de de o nedenle kullanıyoruz. Yüksek doza çıkmamıza rağmen hastanın yanıt vermemesi ya da yüksek doza çıkıldığı için tolere edememesi. Spastik ve spazmları azaltır, bu gösterilmiş bir şey. Günlük yaşamda daha çok bağımsızlığı sağlıyor. Beslenme, giyinme, konforlu oturma, yalnızca oturma değil, bu oturmanın bir işkenceye dönüşmemesi, kişinin kolay transferi gibi yararları olabiliyor. Yardım edenlerin, bu kişiye yardım edenlerin yükünü azaltıyor ve ölçeklerde de düzelmeye neden oluyor. Hiç kuşkusuz bununla ilgili çalışmalarda da ortaya çıkan sonuçlar böyle. Fonksiyonel düzelme ölçeklerinde özellikle banyo yapma, giyinme ve transferde en iyi etkilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Olası tercih nedenleri neler? İntratekal arakta spinal kort ve sinir kökleri etrafını saran boz bulunuyor malum ve biz de o bölgeyi hedefliyoruz. Oysa oral kullanımda bu bölgeye ulaşım çok az oluyor. İntratekal pompa sistemiyle bu ulaşımı sağlayabiliyoruz. Aynı boz düzeyini 100 kat daha az plazma ilaç düzeyi sağlayarak vererek oluşturabiliyoruz. Oral ilaçlara gereksinimi azaltıyor ve bir süre sonra kullanılmıyor artık oral ilaçlar. Daha küçük dozlarda sürekli infüzyona kadar dediğim gibi 100 kat düşük plazma düzeyi oluşturuyor ve 14 saat infüzyonda yapılabiliyor. Yan etkileri de var kuşkusuz. Olası etkileri hipotoni, sersemlik, kusma, baş ağrısı, konvülsiyon ve parestezi gibi yan etkiler. Bunların seyrek olduğunu ve uygun teknikle yapıldığında pek de görülmediğini genel olarak söyleyebiliriz. Ama hipotoni doğal bir etkidir, hedeftir, hiç kuşkusuz. Özellikle test dozunda elde edilen hipotoninin, birazdan konuşacağımız test dozunda elde edilen hipotoninin ilacın olumsuz etkisi olarak algılanmaması ve intratekal baklofen uygulaması kararlaştırılan hastada hipotoninin bir kontraindikasyon nedeni olarak kabul edilmemesi gerekir. Hedeftir ve nasıl toparlayacağımızı da birazdan konuşuruz. Doz aşımı ve çekilme çok seyrek olarak yaşamı tehdit edebilir. Böyle örneklerde pek yok, olgu sunumları şeklinde. Ama cihaza ilişkin olası komplikasyonlar var, kuşkusuz. Kateter ya da pompanın hareketli olması, bu komplikasyon başımıza da geldi bir hasta nedeniyle, ağır spazmları olan bir hastada cihazın yerinden oynaması nedeniyle ikinci bir operasyon gerekti. Derinin hasarlanması çok hoş bir komplikasyon değil. Kateterin bükülmesi, kıvrılması, açılanması, bu da ilacın yetersiz ya da yüksek dozda gitmesine neden olabilir. O nedenle önemli. Ve pompa hasarı, bu da yüksek doz ya da düşük dozla sonuçlanabilir. Hastaya yüksek doz ya da düşük doz ilaç verilmesiyle sonuçlanabilir. Pompanın bir ömrü olduğunu, bunun da 4 ila 7 yıl arasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir süre sonra pompayı değiştirmek gerekecektir. O kadar uzun henüz kullanmadık ama bunun gerekli olduğunu da unutmamak gerek. Enfeksiyon ya da spinal anomalileri olanlarda, baklofen aşırı duyarlı bilinen kişilerde, pompanın yerleştirilmesine uygun beden yapısının bulunmadığı, birazdan yerleştirmeden söz edeceğiz kişilerde. Pompanın implante edilmesi için gerekli işte 2,5 santimetreden daha az deri altı kalınlığı olanlarda ve 4 yaşın altında güvenliği ve etkinliği gösterilmediği için kullanılması uygun değil. İzlenecek bir yol var. Önce uygun hastayı seçmek gerekiyor. Test dozu uygulanıyor, ardından uygunsa hasta pompa yerleştiriliyor, rehabilitasyon ve doz titrasyonu, ardından da izlem. Hasta seçiminde terapötik amaca uygun hastaya uygulanmalı, hiç kuşkusuz bu kişinin ağır spastiğe sahip olması gerekiyor. Tek doz intratekal baklofene yanıt vermiş olması gerekiyor. Oral baklofen ya da diğer antispastik ajanları dirençli ya da kontrol edilemeyen yan etkilerin oluşmuş olması gerekiyor. Bu hastalarda uygulamayı yapıyoruz. Test dozu uygulamasında intratekal baklofenden yarar görüp görmediğini değerlendirmek için yapıyoruz bunu.
Uygun hastalara bu konuda görüş muhtelif. 50, 75, 100 sıraylar mikrogram önerenler var. Yani 50 mikrogramla başlayıp sonra 75, sonra 100 gibi. 25 ile başlama artık pek önerilmiyor ama böyle uygulamalarda görebilirsiniz. 50 mikrogramla yanıt alınamaması durumunda 75 mikrograma mı, 100 mikrograma mı geçilmesi gerektiği biraz tartışmalı bir konu. Çünkü 100 mikrogram çok yüksek bir doz değil. Aslında yüksek bir doz ama çok yüksek bir doz değil intratekal uygulama için. 50'den yarar görülmediği düşüncesi varsa 75 biraz düşük kalabilir. Ben doğrusu 100 mikrograma geçilmesini öneririm 50'den yarar görülmüyorsa. Ama bu başımıza gelmedi. Yani 50 mikrogramla yarar görmeyen, test dozundan yarar görmeyen hastamız olmadı. 50 mikrogram az bir doz değil. Kısa bir sürede, bir dakikada kısa bir sürede hastaya 50 mikrogram baklofen veriyorsunuz intratekal bölgeye ve aşağı yukarı 200 mikrogram günlük doz alacak olan, büyük olasılıkla 200 mikrogram kadar günlük doz alacak olan bir hastaya vermiş oluyorsunuz ki bu bayağı yüksek bir doz olarak kabul edilebilir. Buna yanıt alınmıyorsa 75 yerine 100'ü denemekte yarar var. 24 saat geçmesi gerekiyor. Bir test dozunu uyguladığınızda yarar görmediyseniz ikinci doza geçmek için beklemek gerekiyor. En yüksek doza yanıt vermiyorsa da uygun hasta değildir deyip bu uygulamadan vazgeçmek gerekiyor. Pompanın yerleştirilmesinde kateterin lomber bölgeye yerleştirildiğini ve T10-12 bölgesine doğru ilerletildiğini söyleyelim. Pompa için abdominal bölgeye insizyon yapılıyor. Kateter pompaya bağlanıyor. Pompa ve kateter subkutan bölgeye yerleştiriliyor. Başlama dozu hastanın yanıt verdiği test dozu olarak programlanıyor. Yani test dozunda 50 mikrograma yanıt verdiyse başlama dozu da 50 mikrogram olarak belirleniyor bu kez 24 saat için. Olası cerrahi komplikasyonlara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Bu infüzyon kateteri, bu kateterin intraspinal parçası, bu da pompa. Şurada birleştiriliyor, şurası birleşme yeri gördüğünüz gibi. Hasta iç kuşkusuz hazırlanıyor, bu iki parça birleştiriliyor. Şurada yine görülebiliyor mu bilmiyorum. Şurada da kateteri görmeniz gerekiyor. Güzel renkli olsun diye rengini değiştirdim ama fazla olmuş galiba ama kateter burada. Şurada da şeyde görebiliyorsunuz direkt grafide. Spinal kateterin yerleştirilmesiyle ilgili açılanmayı görüyorsunuz. Kateter yerleştiriliyor. Sonra o bölge açılıyor. Yemeğe daha çok var. Ardından deri altından hemen karın üst bölgesinde sağ ya da sol hastanın günlük yaşamındaki durumuna bağlı olarak yerleştirme yapılıyor. Ardından direkt grafide bunu görüyorsunuz. Bu da şematik görünüm. Daha sonra rehabilitasyon dönemi var. Rehabilitasyon en önemli aşaması. Bu sırada biz doz titrasyonuna da doz titrasyonunu yapmış oluyoruz. Rehabilitasyon aynı sırada başlıyor. Güçsüzlüğün ve motor kontrolün yönetilmesi aşamasıdır bu. Günlük başlangıç dozunu belirliyoruz dozu titre ederken. Kararlı terapötik durum oluşturuyoruz. Evet bu bize yeterlidir hastanın bu tonus düzeyi diye kararlaştırıyoruz. Eğer bu kullandığımız doz yeterli değilse günlük olarak %20 kadar bir artışla son kullandığı dozu %20 kadar arttırarak yükseltebiliyoruz. Düşük dozlarda yani örneğin 50 mikrogramla başladığımızda hemen 100 mikrograma geçmekte de çok büyük bir sakınca yoktur ama yine de hani orada da %50'yi fazlaca geçmemek daha uygun olur. Yani 75 mikrogram günlük yapılabilir. Şimdiye kadar baklofen pompası uyguladığımız hastalarda en düşük 180 mikrogramla kararlı düzeyi oluşturduk.
Ama 550 mikrogramla az önce sözünü ettiğim pompanın beden içinde yer değiştirdiği, hareket ettiği hasta örneğinde 550 mikrograma kadar da çıkmışlığımız vardır. 300 mikrogramın üzerine çok fazla çıkmadık. Gündüz gece dozu ayarlaması yapılabiliyor. Çok kullanılan bir şey değil bu ama hani gündüz ya da gece spastisi artan hastalarda doz da ayarlanabiliyor. Pompanın zamanında doldurulması gerekiyor. Pompa aşağı yukarı 4 ila 6 ay gibi bir süre boyunca içindeki ilacı kullanabiliyor. Daha sonra yeni bir ilaç eklenmesi gerekebiliyor. Vücudun dışından bir enjektörle ilaç eklenebiliyor. Bu da dışarıdan kontrolü sağlayan cihazımız. Bu ampul, onu göstermeyi unuttum. Görüntüleri aynı, 50 mikrogramlık da böyle görünüyor. İçinde 10 miligram olan ampul de öyle görünüyor. Bu pompayı doldurmak için olan ampul. Yorgunluk, dengesizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, hipotansiyon, karaciğer fonksiyon testleri, hiperglisemi, solunum depresyonu, evet bunların hepsi görülebiliyor. Hiçbirini görmedik doğrusu. Yalnızca dozu fazla gelen, sonra bir miktar düşürdüğümüz, birazdan göstereceğimiz hastada güçsüzlükten yakındı. O da tonusun fazla azalmış olmasından o hastada dozu azaltarak bundan korunmuş olduk. Tolerans gelişebilir. Dozun bir yıl içinde 3-4 katına çıkılması gerekebilir. O zaman bunu tolerans diye kabul etmek, bir baklofen tatili yapmak, yani bir süre baklofeni pompadan vermemek. Bu arada yerine morfin, klonidin gibi tedavilerle o dönemi geçirmek uygun olur. Baklofen pompası bulunan bir hastada, baklofen alan, pompa yoluyla alan bir hastada baklofenin kesilmesi, oral yolla alan bir hastada kesilmesinden daha ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Baklofenin kesilmesine bağlı daha önce konuşulmuş olan olası yan etkiler, çekilme belirtileri, pompanın çalışmaması ya da ilacın kesilmesi durumunda çok daha belirgin olabiliyor. Bu ne zaman bir sorun? Baklofen yurt dışından getirtilen, intratekal baklofen yurt dışından getirtilen bir ilaç. Bildiğiniz, olabileceğini tahmin ettiğiniz sistem sorunları nedeniyle ilaç gecikebilir. Bu durumda o sırada belki oral baklofene başlamak ama benzodiazepinleri belki kullanmak yararlı olabilir. Ona hazırlıklı olmak gerekiyor. Nöbet başta olmak üzere bütün çekilme belirtileriyle karşılaşılması daha yüksek bir olasılık. Bunlar yani ortaya çıkabiliyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Oral baklofene karşı hipersansitif reaksiyonu geliştiren hastalarda uygun değil. Kontraindikasyonlarında konuşmuştuk. İmplant bölgesinde enfeksiyon. Hastanın tedavi devamı sağlanamayacaksa, bu Türkiye için ne yazık ki hastanın sosyokültürel durumunu da içeriyor. Bizim doğrudan bu işlemlerin içinde yer almamız çok mümkün olmuyor. Hastalar aracılığıyla yurt dışından getiriliyor. Tabii işlemleri biz hazırlıyoruz ama bu konuda irade göstermeyen hastalara uygulamak doğru değil. Çekilmenin çok ciddi sonuçlarının olabileceğini bildiğiniz için. Uygunsuz vücut büyüklüğü, buradan küçük olmasını kastediyoruz. Pompanın yeteceği kadar bir alan gerekiyor. Ve akut hasardan sonra neden ne olursa olsun, burada da MS'in spastisinin kontrol edilememesi kararı gibi düşünebilirsiniz. Bir yıldan daha az zaman geçen hastalara da çok uygun değil. Daha fazla zaman geçmesini beklemek gerek. Spinal anomalilerde işlem yapılamayacaksa, bir de 4 yaşın altındaki hastalarda güvenli olduğu gösterilmediği için. Bu hasta daha önce çeşitli nedenlerle sunduğumuz bir hasta ama ardından gelen cerrahi tedavilerle ilgili de olduğu için bu hastayı seçtim sunmak için. 34 yaşında bir erkek hasta, memur. Haziran 2002'de sağ yüz yarısı, el, kol ve bacak uyuşma çift görme. 2 ay sonra kendiliğinden düzeliyor. Başka bir merkezde
MS olabileceği düşünülerek izleme alınıyor. 2003'te sağ bacaklı güçsüzlük ve his kaybı aynı merkezde 3 günlük bir kortikosteroid tedavisiyle tam düzelme sağlanıyor. O zaman glatiramer asetat başlanıyor. Aynı yıl glatiramer asetata bağlı gen etkiler nedeniyle bunların glatiramer asetata bağlı olduğu düşünülerek kesiliyor ve subkutan interferon beta 1 alfa'ya geçiliyor. Yani Copaxone'dan Verif'e geçiliyor hastada. 3'er ayarıyla 2 atak olması üzerine mitoksantron başlanıyor. Gayet makul bir biçimde. Ocak ayında 2006'da ilk kez 9 Eylül'e başvurusu var. Ondan sonra görüyoruz hastayı. Şubat ayında klinik kötüleşme nedeniyle 10 gün 1 gram kortikosteroidle tam düzelme oluyor. Ne yazık ki avasküler nekroz gelişiyor kalçada. Ortopedi tarafından opere ediliyor. Operasyon başarılı bir operasyon olmuyor. Ne yazık ki çok sıkıntılı bir biçimde çıkıyor hasta protezli olarak. 3 gün plazma değişimi sonrası bu kez de plazma değişimine bağlı enfeksiyon gelişiyor. Benim tüm zamanlar içinde plazma değişimi yaptığımız yüzü geçmiştir hastalar içinde. Plazma değişimine bağlı enfeksiyon gelişen ve bu nedenle plazma değişimini kalıcı olarak kesmek zorunda kaldığımız gördüğüm tek hastamız bu hastamız. Alt ekstremitede ileri spastik nedeniyle botulinum toksin uygulaması da yapılıyor. Bir süre çok az yararlanması oluyor. Subjektif yararlanma ama yine de kullanıyoruz onu. Yeterli yanıt alınamadığı için de düzenli kortikosteroid kullanımları da gerekiyor. Gerçekten o dönemde kortikosteroid kullandığı dönemlerde spastinin bir miktar azaldığını söyleyebiliriz. O dönemi rahat geçiyor ama birkaç ay içinde tekrar eski dramatik klinik tabloya dönüyor. Nörolojik bakısında özellikli olanları söyleyelim. Altta ağır güçsüzlüğü ve spastisi var. Üstte de aynı şekilde piramidal sisteme ilişkin bulguları var. Sağ elde interosseus kaslarda atrofisinde olduğunu görüyoruz. 80 mg güne kadar çıktık. Tolere edebildiği miktar oydu ama 70'de, 60'da çok da farkı olmadı. Tizanidinde 18 mg güne kadar çıktık. Oral diazepam 20 mg güne kadar çıkıldı. Ama ne yazık ki kontrol edilemedi spastisi. Dramatik görüntü dediğim bu. Hastanın da izniyle bu fotoğrafı gösteriyorum. Sağ bacakta böyle bir fleksiyon dizde ama sol bacakta sağ uylukta bölgesel atrofi oluşturacak kadar ağır bir spastiste. Bu kendini zorlayarak oluşturabildiği en uzak mesafe çene diz mesafesi. Bu kadar ağır bir durumda günlük yaşamını sürdürüyor. Tekerlekli sandalyeye kendisi geçemiyor. Yakınların yardımıyla geçiyor. Daha yakından göstermek için de bu. Önden görüntüsü. 50 mikrogram baklofen test dozu uyguladık. Yarar görmesi nedeniyle de pompa uygulamasına karar verdik. Bakın yarar görmekten de kastettiğim bu. Keşke aynı açıda olsaydı. Bu kadar olabildi şu diz ama diğerini uzatabildi. Bizim baklofen test dozunda yapmak istediğimiz hastayı en iyi hale getirmek değil ya da oluşmuş olan ileri tonüs azalması nedeniyle de evet bu uygun değil, daha azını bekliyorduk gibi bir şey değil. Baklofen test dozunda amaç hastanın baklofen pompasından yarar görüp görmeyeceğini belirlemektir. O yüzden bu yarar görür, gördü diye kabul ettiğimiz bir hasta. O kadar ki çok uzun süredir ilk kez tam düz olarak uzanabildi hasta. Bu bile kendisi için yeterliydi, öyle söyledi. Test dozu sonrası görüntüyü tekrar göstereyim. Öncesi ve sonrası olarak. Çalışmaya da başlamış. Efendim? Çalışmaya da başlamış. Evet, bir okulda memur olarak çalışıyor.
Günlük intratekal baklofen dozu 200 mikrogram olarak belirlendi. Sonra bu hastada 180 mikrograma indirdik. Kendisi söyledi biraz dozu azaltalım diye. Doz azaltılınca gerçekten o hafif halsizlik, güçsüzlük hissi de ortadan kaldı, kalktı. Oral antispastik ajanların tamamı kademeli olarak kesildi. Onur, o zaman ben bir bilgi daha vereyim. Yakında da evleniyor. Evet, bu ilk hali. Şimdi böyle rahatça oturabiliyor. Bu önemli çünkü ağır bir kas gücü zafiyeti var. Ama görüyorsunuz kalçadaki sorun nedeniyle bu duruş ve ayarda kaldırmak çok mümkün olmadı. Çünkü test dozunda ortaya çıkmış olan muhtemelen kontraktür baklofen pompası uygulamasından sonra da biraz daha açılmakla birlikte görüyorsunuz açı çok daha geniş. Test dozundaki ne hatırlayalım, test dozu sonrası böyleydi. İşte 80 derece kadar bir açı vardı. Şimdi hani 100 derecenin üzerinde bir açısı var. Daha çok yararlandı ama bizim intratekal baklofen dozunu arttırmamıza izin verecek kadar da değil. Kendimi zinde hissediyorum. Artık gündüz uykum gelmiyor. Sırf bu nedenle bile ben bu pompayla yaşayabilirim diyor hastamız. Aslında burada bu bölümü sonlandırabiliriz ama hemen cerrahiye de geçelim istiyorum. Yine de baklofen pompası ile ilgili sorular, görüşler varsa vardır. İyi deneyimler var çünkü. Yok, ben evet, çekildi bu hastanın. Yakında onu da yani son halini göstermek istiyorum. Bir süre sonra henüz operasyonları tamamlanmadı. Cerrahiden sonra onu da gösteririz umarım. Henüz yapılmadı. Çekilebiliyor. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Bu aslında çekildi. İBS için de geçerli. Metronik pillerinde işlemden hemen önce tüm sistemi sıfırlarsanız daha da güvenilir oluyor. Yani fayda var. Pompanın evet, hemen çekimden önce tüm sistemi sıfırlayıp çekime hemen sonra açmak. Şeyde de öyledir. Çok kolay dışarıdan ayarlanabiliyor evet. Dozu. Bizim DBS ayar cihazıyla aynı sizin. Aynı değil mi? Evet. Ucuza gelsin diye aynı şeyi kullanmış. Başka. Ne yazık ki bu da yeterli olmayabiliyor. Bu hastamızda da çok iyi bir yanıt aldık. Ama yeterli değil. Birçok yapılması gereken şey var. Şu yeterli değil sözümü şöyle düzelteyim. Her aşamada bu durumla ilgili, spastiye ile ilgili yapılacak bir şey var. Dediğim gibi en baştan itibaren çok hafif bir spastiyenin olduğu dönemden itibaren örneğin fizyoterapi işin içinde olmalı. Oral tedaviler, evet. Cerrahi yapılacak bir hastanın baklofen pompası çıkartılıyor değil ya da oral tedavi alıyorsa ondan vazgeçiliyor değil. Bunu kompleks bir arada yapılan işler olarak görmekte yarar var. Bu hasta ile ilgili olarak baklofen pompası kullanırken ayrıca bir takım düzeltmelere ihtiyaç var ortopedik olarak bu hasta için ama bazen nöroşirurjikal yaklaşımlarla da düzeltmeler gerekebiliyor. Cerrahi uygulamalarda amaç fonksiyonu geliştirmek, hiç kuşkusuz hepsinde aslında yaşam kalitesini toparlamakta, düzeltmekte. Burada fonksiyona yönelik işlemlerle yaşam kalitesinin düzeltilmesi hedefleniyor. Deformiteyi önlemek ya da düzeltmek, bu hastada olduğu gibi. Kişisel hijyeni ve hasta bakımını kolaylaştırmak kimi zaman çok dramatik durumlarda. Kozmetik nedenlerde de cerrahi yöntemler uygulanabiliyor. Bunları ikiye ayırmak gerekir. Ortopedik cerrahi ve nörolojik cerrahiler. Ortopedik cerrahiler içinde tendonlara ilişkin yaklaşımlar var. Nörolojik cerrahide de vizotomi, nörektomi, mielektomi gibi yöntemler var. Kız üzerinde duracak. Ortopedik cerrahi içinde işte özellikle aşil tendonu ile ilgili yapılması gerekenler oluyor. Aşil tendonunun uzatılması, gevşetilmesi,
açılandırılması ikiye bölünerek iki ayrı bölgeye tendonun uzatılması gibi uygulamalar, yani transferi gibi uygulamalar yapılabiliyor. Burada bakın çok hoş bir örnek var. Şu deformitenin ortadan kaldırılması için tibialis posterior tendonu ikiye ayrılıyor ve cerrahi olarak ayağın daha uygun bir biçimde yere basması sağlanabiliyor. Günlük yaşamda ne kadar önemli olduğunu, hasta yürüyemiyor bile olsa çeşitli nedenlerle biliyoruz, ayağı kaldırma sırasında kolaylıklar sağlayacaktır. Ve görüntü olarak da hasta için çok önemli bir konu. Selektif dorsal rizotomi nörolojik yaklaşımlardan 1900'lerin başında başından beri kullanılıyor. Spastik tipilecik ve serebral palsi hastalar ilk olarak çalışılmış. Lomber 2'den sakral 1'e kadar ve lomber 4'ü koruyarak posterior sinir köklerinin total kesisi burada hedefleniyor. 1960'larda L1'den S1'e kadar sinir köklerinin %80'inin non-selektif olarak kesilmesi ile parsiyel dorsal rizotomi yapılmış. Çok uzun yıllardır yapılan İTERET'te geliştirilmiş bir yöntem. Lomber ve sakral kökleri ortaya çıkartıp kökleri selektif olarak kesmek de mümkün. Buna selektif dorsal rizotomi diyoruz. Mesela disfonksiyonuna da burada dikkat etmek gerekiyor. Cerrahi ya konus düzeyinde ya da lumbosakral köklerin çıkış foramenlerinde yapılıyor. L1 ya da L2'den S1'e kadar yapılan laminotomi ve osteoplastik laminotomi söz konusu. Cerrahiden söylediğim her seviyede dorsal ve ventral kökler birbirinden ayrılıyor. Bu sayede klinik duruma uygun davranılabiliyor. Yemeğe hala biraz var. Bakın şöyle şu sırada açıp uygun kökleri kestikten sonra burada bulunması ve ardından selektif olarak köklerin kesilmesi işlemi bu. Dolayısıyla biraz kanlı bir işlem. Cilt kesinin dezavantajları var. Cilt kesinin uzun olması gerekiyor. Uzunca bir alan yapıldığı için. Kas seksiyonu da fazla olması gerekiyor. Laminalar birçok düzeyde kesiliyor. Bu da bir sıkıntı nedeni. Ventral kökler seksiyon sırasında yaralanabiliyor. Bu bir komplikasyon. Ve postoperatif ciddi ağrı gelişebiliyor. Bazen kontrol edilemediği belirtiliyor. Bizim cerrahi olgu örneğimiz yok. Eğer varsa duymaktan memnun olurum. Göndermemiz gerekmedi şimdiye kadar. Umarım bundan sonra da olmaz. Başka bir yöntem bu. Çok üzerinde durmak istemiyorum. Cerrahi sonrasında fizyoterapist eşliğinde uygun egzersizler hiç kuşkusuz çok önemli. Kullanılmakta olan ilaçların devamından sonra yavaş yavaş kesilmesi önemli. Bir ilaç kesilmesi uygun değil. Diplejik, yaşarılı küçük hastalara daha çok tercih ediliyor ama daha ileri yaşlarda da kullanılabiliyor. Selektif dorsal rizotomi. Evet, çocuklarda daha fazla uygulandığını belirtelim. Oturma becerilerinde %70, mobilizasyonda %50'den fazla bir düzelme etkinliği gösteren şeyler. Kaba motor fonksiyon ölçümünde fena bir düzelme yok. Hiç kuşkusuz sonrasında fizyoterapi uygulanan hastalarda uygulanmayanlara göre daha iyi sonuç elde ediliyor. Bu çalışmayı okudum. Çok dramatik bir çalışmadır. Nasıl olur da hastalara fizyoterapi uygulanmaz? Hani bir operasyondan sonra diye aklınıza gelebilir. Bu fizyoterapi uygulamasından çeşitli nedenlerle sakınan ya da ulaşılamamış kişiler operasyondan sonra bir süre ortadan kaybolmuş. Sonra tekrar izleme alınmış kişiler neyse ki, yani bunun bir çalışma nedeniyle yapılmadığını görmek beni mutlu etti. Komplikasyonları var seyrek olarak. İntraoperatif olarak en sık bronkospazm, ama biz intraoperatif komplikasyonları çok değerlendirmiyoruz bizimle ilgili olmayacağı için. Üriner inkontinans posterioperatif komplikasyon olarak çıkıyor. Seyrek görülüyor.
kalıcı olanı geçici olarak ortaya çıkabiliyor ve bir süre sonra kontrol altına alınabiliyor. Kendiliğinden ya da bir takım tedavilerle. Geçici dizesizler olabiliyor. Birkaç haftaya kadar süren sırt ağrısı. Bunların da pek fonksiyonel öneminin olmadığını da belirtelim. Çeliklik nörotomi ya da fasikülotomi yapılabiliyor. Spastik kası innervyeden sinirdik fasikülerin bir kısmının kesilmesi amaç. İnteroperatif stimülasyon gerekli. Ekinüs spastisi iyi bir örnek. Ayak bileğinin ankilozu, ağrı, komşu eklemlerin deformitesi, dengesiz yürüyüşle giden bir mersorumunun solevizyası olduğu bir durum. Gastrocnemius ve plantar kas arasında giren solevizyus siniri fasikülleri ayrılıyor. Mikrostimülasyonla fasiküller ayrı ayrı uyarılıyor. En çok yankılanan lifler selektif olarak kesiliyor. Şu çok önemli. Ayak bileği klonusu ya da aşık klonusu bugün içinde gündeme geldi sık sık. Basitede önemi olduğu için. Bir operatif olarak ayak bileği klonusu değerlendiriliyor. Önemli bir konu. Solevizyus fasikülotomi sonrası ayak bileği klonusu azalıyor. Devam ediyorsa, azalmıyorsa gastrocnemius'un da spastide etkili olduğunu düşünmek ve oraya da müdahale etmek gerekiyor. Cerrahi tedavinin başarısı onu izleyen amaca yönelik planlanmış rehabilitasyon uygulamasına bağlı. Bundan hiç kuşku yok. Bundan vazgeçmemek gerekiyor. Daha az yan etkileri olan geriye dönüştüğü basit yöntemlerden başlanarak daha invazif yöntemlere doğru ilerlemek gerekiyor. Her basamakta temel hedefin hastanın yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak olduğunu söyleyip günün başında söylenene bir göndermede bulmuş olayım. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Bundan sonra fizyoterapi kısmını, bir fizyoterapist dokunuşunu göreceğiz. Teşekkür ederim öncelikle. Bu konuyla ilgili de konuşabiliriz. Bundan sonra bir küçük bir ara verebiliriz ya da ilk bir şey alıp geleyim şeklinde olabilir. Bu arada şeyi yapmış olabilirsin. Ya da doğrudan da devam edebiliriz ama bir şeyler alabiliriz, içecek bir şeyler. Önce Özge Hanım, fizyoterapist koçan, size bir fizyoterapist dokunuşunu anlatacak. Son nokta, baştan itibaren olan son nokta diye kabul edelim. Ardından da günün özetini ve kapanışı yaşamamı yapacak.